De o zaman ben başlayayım. Başlayalım. Sen arkadan gelirsin. Şimdi kripto para borsası TODEX var idi. Bu arkadaş 2021 yılında milleti tabiri caizse tokatlayarak 2 milyar dolardan fazla hatta tokatlayarak dünya tarihine girdi. Ve Arnavutluk'ta bir şekilde yakalandı. Sonrasında Faruk Fatih Özer. Evet. Aha da şu ortadaki tip. 11.196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yat yat bitmez. Oh! Hayırlı olsun. Buyurunuz. Kripto para borsası TODEX davasında karar çıktı. Kurucu Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer 11.196 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırıldı. Karar duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekilerle tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını 22 sayfalık dosyayla sundu. Ekranlarınıza geliyor. Sadece cevap buldusu. Ve dakikalar özel. Mütalaada 14 Eylül 2017'de kurulan TODEX'in sermayesinin 400 bin lira olduğu ve şirketin en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak, dolandırmak vasıtasıyla kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi. 2027 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu aktarılan mütalaada TODEX'in aslında bir suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı vurgulandı. Özer duruşmada savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği "Yolun sonu görünüyor" türküsünden alıntı yaptı. TODEX'te suç örgütünden bahsedilemeyeceğini savundu. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim dedi. Mahkeme savunmanın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından ayrı ayrı toplamda 11.196 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası verildi. 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan beraat kararı verildi. Hükümle birlikte 4 sanık da tahliye edildi. Evet, ilişkin. TODEX yalnız bir aile şirketiydi ve iflas etti. Yani o kadar basitse o kadar böyle iflas ki... dost başına düşman başına böyle iflas mı olur? Allah o sırada 400 bin yakın insanın 2 milyar dolar dolandırdı nitelikli bir şekilde. Sonra da hesapları boşalttı, tüydü, kaçtı gitti. Ama bak, artık arkasında kim vardı, diyor. Kim yoktu? Ona bakmak da lazım. O 2 milyar dolar nerede şimdi? Nerede? O 2 milyar doları hiç yerinde dursun ya. Kur korumalıya koy. Allah! Bir memleketin cari hesabı ve her şeyi düzelir. Allah onca mağdur insanın bir şekilde giderilsin de mağduriyeti. Çünkü bu beyefendi zeki olduğunu sanıyor. Beyefendi demeyelim. O kadar zeki ki yani o kinayeli bir... Yok anlamaz millet çünkü. Peki bu hırt diyebiliriz. Bu, hırt. Evet. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zeki bir insanım diyor. Diyor. Savunmasında bunu diyor. 22 yaşında sadece. Hı-hı. Çok zekiyim ben de. Dolayısıyla ben batmadım. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben sadece battım. Zaten dolandıracak olsaydım ona göre bir şey yapardım. Yok. Kütür kütür de dolandırdı. Açık ve net bir şekilde. Kaçtı Arnavutluğa. Örgüt bulunamadı. Kurma. Edilemedi. Şu oldu. Bu oldu. Tabii canım. En son yakalandı sınır kapısında. Yönetme. Ve biliyorsun tabii. Reklamlarında ünlü tipler şahıslar oynamıştı. Maalesef. İşte demek ki nerede ne şekilde reklama çıkacaksan öyle kabul ediyorum demekle olmaz. Kimsin nesin diye sormak lazım. Aynen öyle. Herkesi mağdur ettiler ya. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığını, değerlerini aklama suçlarından. Yani 11 bin yıl. Yat. Örnekleri de var bak dünyada. Örnekleri boş ver de. Şimdi bu önemli bir kripto yani suçları raporu var yani. Bak bir rapor var önemli. Dünya üzerinde kripto varlık kullanılarak işlenen en büyük suç. Evet. Bu şeref bize mi ait? Türkiye'de gerçekleşmiş. Maalesef. Bu utanmazlık ve maalesef. Bu yüzü karalıkta bize ait oldu. Maalesef ki bu tipler yüzünden. Ve 400 bine yakın insan 2 milyar dolardan fazla dolandırıldı. Evet. Bir de diyor ki zekiyim ben her şeyi yönetirim şu kibre bak ya siz kaybettiniz diyor yani. Ya. oh derler adama. Tayland'da mesela bak 89 yılında 16 bin kişi 2 milyon dolardan fazla dolandıran biri var bir Tayland'da. Kaç lira? Kaç dedin? 2 milyon dolar. Bu arkadaşın dolandırdığı kaç? 2 milyar dolar. Devede tüy o dediğin. Peki bu beyefendi kaç yıl almış? 141 bin 78 yıl hapis cezası almış. Ya beyefendi deme şunları Ebru ya. Demiyorum peki. Anlamaz insanlar kinayeden, ironiden hele ki bizim memlekette.
Bazıları da 30 bin yıl almış mesela. Mesela. Ve 11 bin yıl, 196 yıl her neyse indirim de olsa, şu da olsa, bu da olsa hop iner mi 3 aya? Yok. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber bakalım göreceğiz. Sonu nedir, ne değildir. Ama ağzından yel alsın. Çok derim. Büyük bir vurgun idi. Kripto varlıklar kullanılarak işlendi. İnsanları dolandırdı. İnşallah o paralar ceplere girer de hani onun faiz maiziyle ne olacak? Aradan 2,5-3 yıl geçmiş. Yazık. Ya ben mağdur insanları üzülüyorum burada açıkçası. Üzülmek peki. Yetmez. Paralarını tabiri caizse en kısa zamanda. Takır takır ödemek daha lazım. Daha önce de gördük ki o para var ben ödeyebilirim diye geldi. Hiçbir şey yok ortada. Ha şey Tosuncuk. Aa, yatıyor şimdi.